Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videom yine Kaman'da bulunan Japon Bahçesi'ne geldim arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz ki Japon Bahçesi'ni çekmeye gelmiştim. Arkeoloji Müzesi ile beraber. Tabii ki o gün geldiğimde kapalı olduğu söylenmişti. Pandemiden dolayı yasaktı. Tamamen kapalıydı. Bahçe giriş yapamamıştım. Ama hemen arkamda bulunan Arkeoloji Müzesi'ni sizlere çekip atmıştım. İzlemeyen arkadaşlarım varsa videolar kısmından Kırşehir Kaman Japon Bahçesi Arkeolojik Müzesi'ni izleyebilirler arkadaşlar. Şimdi ise tekrardan geldim ve Japon Bahçesi'ni, Botanik Bahçeyi sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten de çok güzel bir bahçeydi benim en son geldiğimde. Şu an sizler için de tekrar geldim. Sizlere buradaki manzarayı, güzellikleri göstermek istiyorum. Buraya evlenen çiftler gelip fotoğraf çekimi de yapıyorlar. Normal misafirimiz geldiği zaman da buraya getirip gösteriyoruz. Gayet çok güzel bir yer. Şimdi gidelim hep birlikte. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herhangi bir ücret falan yok zaten. Yok. Japon Bahçesi'ne girişte herhangi bir ücret yok arkadaşlar. Eskiden nasılsa şimdi de hala devam ediyor. Hemen girişte bizi böyle bir yer karşılıyor. Kuş sesleri var. Çam ağaçları böyle büyük büyük. Su var. Böyle taşlarla havuz gibi bir şey yapılmış ve içinde sular var. Ve burada Japon balıkları var. Onları hemen göstereyim. Eskiden daha çoktu sanki geldiğimde de. Bakın güzel kaplumbağa var. Hemen burada iki tane turuncu balık var. Japon balıkları. Gayet çok güzel bir yer. Burası bayağı bir büyük bir yer. Böyle dolaşa dolaşa gideceğiz. Ağaçların arasında sessiz sakin gelip dinlenmek için. Yani vakit geçirmek için güzel bir yer. Temiz, bakımlı. Botanik bahçe diye geçiyor burası. Gayet güzel. Bu şekilde alanlar sağa sola çim. Çimler var ve böyle çakıl taşlarıyla olan bir yoldan devam ediyoruz arkadaşlar. Yol bu şekilde devam ediyor. Hemen arkamızda tümsek var. Orayı da göstermek istiyorum. Böyle tepe şeklinde yer yapmışlar. Bakın oralarda çok güzel fotoğraflar çekinebilirsiniz. Burada çok farklı Japon meyveleri vardı arkadaşlar. Ben işte o zamanlar geldiğimde. Şimdi de varsa tadına bakabiliriz. Çünkü yiyordum ben, yani yeniyordu. Onlara doğru ilerliyoruz. Böyle çok farklı ağaçlar var. Japonya'dan getirip buraya Japon ağaçları diktiler zamanında. Ve onlar büyüdü artık. Böyle güzel renkli, hoş ağaçlar, kuşlar, böcekler, her şeyi var. Buraya çok fazla ziyaretçi de geliyor arkadaşlar. Yani bir misafirimiz geldiğinde getiriyoruz. Ya da yol üzeri, yolculuk yaparken bile durup, burada yol üzeri yolculuk yaparken durup gezebileceğiniz bir yer burası. Mutlaka hepinize tavsiye ediyorum. Hatta şunu da söyleyebilirim. Konya'da da Keito Japon Bahçesi vardı. Bizim burası oradan daha çok güzel. Oraya gittim, gördüm. Sizler de izlemediyseniz o videomu da videolar kısmına izleyebilirsiniz. Buralar gayet çok güzel. Tam böyle fotoğraf çekilmelik yerler burası. Bu şekilde. Çok güzel sümbül kokuyor, biliyor musunuz? Çok hoş. İsterseniz düz yürüyün, isterseniz sağ tarafa yoldan yürüyün, sağdan da gidebiliriz. Bu şekilde yerler var. Bakıyorum bu çağla ağacı, çağla buldum. Alıp yemek istiyorum aslında. Bence yenir diye düşünüyorum. Boyum yeterse alacağım. Bir tane çağla var burada. Yani meyve de yiyebiliriz arkadaşlar buraya gelince. Bakın arkadaşlar çağla, gördünüz mü? Tam da böyle olmaya yaklaşmış. Ekşi ekşi bir tadı var. Yani bahçemiz böyle, sizlere gösteriyorum. Etrafı zaten dağ. Dağın aşağısında bahçe var. Çam ağaçları. Burada çok fazla çam ağaçları görebilirsiniz arkadaşlar. Kozalaklar falan da toplayabilirsiniz. Yerlerde kozalak boyalamayı seviyorsanız yapabilirsiniz. Hemen burada Japon'a ait böyle bir şeyler var, taşlar var. Prens Mikasonomiya onuruna inşa edilmiş bahçe burası. Eğer keşke tam böyle Japonların geldiği zaman gelseydim, Japonları da size gösterirdim. Buraya çok fazla Japonlar da geliyor. Ziyaret ediyorlar, bakıyorlar, ediyorlar. Böyle kayalıklar var burada arkadaşlar. Böyle taşlı yerlerden geçiyoruz kayaların üstünden. Gayet güzel bir yer. Yani sessiz sakin bir yer yürüyebiliriz. Japonların yine bir simgesi burada. Görüyorsunuz böyle bir şey yapmışlar zamanında. Bu şekilde ilerliyoruz. O kırmızı meyveleri çok merak ediyorum. Onları. Burada dağ kirazı var arkadaşlar. Yazmışlar buraya, tabela koymuşlar. Onların isimlerini sizlere söylemek istiyorum. Hiç böyle yorucu bir yer değil burası. Böyle rahat, ferah ferah yürüyebilirsiniz buraya geldiğinizde. Hiçbir şekilde yorulmuyorsunuz. Şimdi bahçenin en üstüne doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın burada çok değişik böyle üzüm gibi bir şeyler var. Mor renkte. Bunlar yeniyor muydu hatırlayamıyorum. Bunlar bir Japon meyveleri. Bakın. Böyle. Sizin için bir tane tadına bakacağım. Çok ekşi bir meyve, biliyor musunuz? Ve bir sürü. Dolu burada. Bir tane böyle kırmızı meyve vardı, onu göremedim. Onun da çok güzel bir tadı var. Hemen burada kamelya var arkadaşlar. Bakın.
buraya oturup yorulduysanız rahat bir şekilde dinlenebilirsiniz. Bozkır'ı izleye izleye dinlenme yapabilirsiniz burada. Gayet çok güzel. Hemen bu taraf Çargan kasabası zaten. Çargan kasabasını bilmeyenler yoktur. Çargan kasabasında bulunan Japon bahçesi burası da. İstersek arkadaşlar buradan dağ taşlardan çıkarak da dağa bile tırmanabiliriz yani. En üstü dağ. Böyle ağaçların arasından, parke taşlarının üzerinden yapılmış yollardan yürüye yürüye gidiyoruz. Çok güzel bir koku var burada. Doğa kokusu. Çok hoş. Burada da ıhlamur ağacı var. Arkadaşlar yazıyor ıhlamur diye. Ihlamur ağacı olduğunu söylüyorlar. Tabela koymuşlar oraya da. Ya mutlaka kavana tayiniz çıktıysa deyin. İşinizden dolayı. Ya da yol üzeri buradan Ankara'ya gidiyorsanız ya da Kırşehir'e gidiyorsanız. Buralardan geçiyorsanız mutlaka buraya uğramadan kesinlikle gitmeyin diyorum arkadaşlar. Tam dinlenecek, gezilecek, görülecek yerlerden bir tanesi. Bu gördüğümüz ağaç da karacahan ağacıymış. Arkadaşlar burası şelale. Yapay bir şelale. Belli bir günlerde çalıştırılıyor diye biliyorum. Çünkü eskiden su akıyordu burada, şimdi akmıyor. Demek ki ben o günde denk gelmemişim, bizler de göremedik. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu an yukarısına çıktım, yukarısına yürüyorum. Bahçe bu şekilde, temiz, sakin. Doğayla iç içe, kuş cıvıltıları var. Şimdi size Kaman'ın manzarasını göstereceğim. Arkadaşlar akşam olunca yanıyor Kaman'ın ışıkları. Karşıda gördüğünüz yer Kaman. Siz de gördünüz. Memleketim diye demiyorum ama gerçekten de bizim de memleketimizin güzellikleri var arkadaşlar. Burası dağ. Dağa doğru tırmanabilirsiniz gelip. Baran Dağı burası. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldim. Burada bir tane daha böyle su var diye hatırlıyorum. Daha çok balıkların yoğun olduğu bir yer. Tam emin değilim aslında. Çok eski bir zamanda gelmiştim. Biraz sonra tekrar oraya gittiğinde videomun sonuna doğru orayı da ekleyeceğim arkadaşlar. Bu videomu burada sonlandırıyorum. Ben sizi mutlaka videomun sonuna kadar izleyin. Kanalıma abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.